Merhabalar sevgili izleyenler. Bu hafta yine sizlerle birlikte olmaktan biz kendi adımıza çok mutluyuz. Umarım sizler de mutlusunuzdur bizi ekranlarınızda görmekten. Evet, Nezaket Hocam bizimle birlikte, Rabia Hocam, Necla Hanım ve bir tane konuğumuz var. Beden eğitimi öğretmenimiz, aynı zamanda dans eğitmenimiz. Genç bir kızımız var burada, onunla sohbetler yapacağız. Yaptıkları gösteriler hakkında bilgiler alacağız ve görüntüler aktaracağız sizlere. Evet, Nezaket Hocam kurdaya nakışı yapıyor. Bayağı bir dönemdir herhalde. Yine birlikteyiz değil mi hocam? Evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın hocam? Evet, İyisin. Elhamdülillah, iyi, sağ olun. Siz nasılsınız? Allah iyilik sağlık versin. Hamdolsun hocam. Ben de iyiyim. Yine farklı bir şeyler var önünüzde. Hayırdır? Biz şimdi şey yapıyoruz, ayna süsleyeceğiz öğrencilerimizi. Bu aynayı süslerken de farklı şeyler kullanalım istedik. Hı hı. Yaprak çalışması yapacağım ben şimdi izleyenlerimize. Ben şöyle komşuculuk oynar gibi oturayım. Oturalım beraber. Misafir gelmiş olayım size. Hoş geldiniz Sefa. Hoş bulduk. 15 santim telli dark light dediğimiz kurdelem var elimde şu an. O bir marka ismi değil değil mi? Yok, değil. Marka değil. Tamam. Dark light diye geçiyor. Hı hı. Bu da... ismini unuttum işte. Bu da bir kurdele çeşidi, öyle söyleyeyim. Evet, tül gibi dekoratif, sanki. Dekoratif kurdele çeşidi diyoruz. Evet. Bu altta kalacak şekilde, kurdelem şöyle üste gelecek şekilde. Hı hı. Bunu şöyle üçgen tam ortadan şu şekli alıyorum. Şurası aynanın neresini olacak. Süsleyeceksiniz hocam? Orta ayna olacak. İnşallah bitmişi zaten sergide görülür hani. Tamam. Köşelerine güller yapacağız biz. Tamam, köşelere yapacaksınız. Kurdelerin... Tamam. Gelebilenler var, gelemeyenler ama var. Gelemeyenler de programda izleyecekler inşallah. Ona güvenerek söyledim zaten olmaz, hocam. Gelemem olur mu? Geleceksiniz. Konya'dan bir kere herkes gelsin görsün. Aa, tabii, hem değil yerli mi? Oraları görsünler. Ama evet. Uzakta olanlar, gelemeyenler için biz zaten çekip yayınlıyoruz inşallah. Ay, Konya dışına uzak derim ben. Ya. Yani Konya dışı için Konya söylüyorum için. Zaten. Hı-hı. Konya dışı için yakın. Söylüyorum. İnşallah evet. Bekleriz. 18-24 Haziran. Bu arada onu da duymuş 18 olalım. Nisan Haziran. Nerede kaldı Haziran'da? Nerede olacak hocam? Yeni binamızda, Selçuklu Belediyesi'nin yeni binasında. Selçuklu Belediyesi'nin yeni binasında. 18 Haziran'da Selçuklu Belediyesi'nin kurslarının sergisi Selmek, var sevgili evet, izleyenler. Selmek sergilerimiz var. Hı-hı. Bakın şöyle katladım ya, şu üçgenliği alıyor bakın şeklim. Fakat şu süsü vermem için, örneğin şurada yapılmışı var. Şu yaprağımın dışa görünmesi için şunu şöyle dışarı doğru katlıyorum. Bu katran. Ondan sonra şöyle üstesine bindirip sonra şu aşağı kısmından büzgü alıyorum. Tam şuradan. Şuraya bir iğne takayım. Hani çok kalın kurdeleler kullanıyoruz. Çünkü aynanın camın içinde kalacağı için kullanışta hiçbir sıkıntısı olmayacak. Evet. O yüzden böyle kalın kurdeleler. Yaprak mı yapıyorsunuz bu hocam? Yaprak çalışması. Hmm. Şu görmüş olduğunuz şu kısımdan büzgü alacağım. İzleyenlerimiz gelsinler. Gerçekten kurdele nakışından mesela bir öğrencimiz işledi. O kadar güzel bir takımlar, çok güzel işlerimiz çıktı bu sene inşallah. Süper. Peki satışta olacak mı hocam? Ya onu bilmiyorum artık, hani büyüklerimiz ne derse biz ona uyarız. Bakalım organize nasıl olacak bilmiyorum. Yani satışta olur herhalde zannedersem. Bakın. Çok fazla bilmiyorum. Olmuyor ama değil mi? Nadiren ya bizde öğrenci yetiştirme olduğu için aha. Hani. Tabii. Şu şekilde bir çalışma oluyor. Evet, çok farklı bir yaprak çalışması evet. Olduğu. Bir de bu aynanın içinde olacağı için kumaşımızda böyle koyu renk bir kumaş onun üzerinde gayet şık duracak. Evet. Farklı yaprak çalışmaları göstereceğim ben ama bugün isterseniz dolaşın gelin arkadaşlarımızı. Tekrar bir devam tane daha edelim. Gösterelim. Bir tane daha göstereyim. Evet. Hocam yaprak çalışması göstermeden önce şu bize evet. Mail atan izleyicimiz adını şu an bir anda hatırlayamadım. ne telası deniliyordu buna? Çift taraflı yapışkan tela çift deriz. Çift taraflı yapışkan telanın ha, nasıl evet. Kullanıldığını, nasıl şimdi uygulandığını bilmiyorum bu demiş. Pantolon paçalarına olan telalar da var. Mesela mağazaya gittiğiniz zaman pantolon paçası için mi diyorlar? Hayır, metrelik olacak bu. Hı-hı. Özellikle metrelik olacak. Bu metreyle satılıyor. Ha evet. Ha, bu tela metreyle satılıyor. Hani bu hanımların işini kolaylaştırıyor. Bu ne işe yarıyor dedikleri zaman hanımların işini kolaylaştırıyor. Evet. Mesela ben bunu aslında yapıştırmıştım ama kursta unutmuş gelmişim. Telaş da çıkmadım ama bugün kurstan şu benim kanepçem.
Bunu ütüyü yaptığım zaman bu teli alta yapışıyor. Ütüyle yapışıyor. Ütüyle yapışıyor. Başka bir şey yapışmaz. Sıcakla yapışıyor yani. Ütüyle yapışıyor. Evet. Şu arkasını çıkartıyoruz biz bunu. Bakın arkasındaki kağıt ütü yapışınca çıkar. Aa ne güzel. Arkasında bir kağıt var. Evet. Bakın şöyle de hatta şuradan açılıyor bakın şöyle. Evet. Bakın, ben çıkarıvereyim hiçbir şey olmaz bakın. Şu, bu tarafım kaldığı için tekrar ütüyü yaptığım zaman kestip kumaşa bunu aynen kumaşım olduğunu düşünün. Kumaşa hı-hı koyduğum zaman yapışır. Ama tabii ben bunun etrafını keseceğim. Önce keseceğim. Önce keseceksiniz sonra kumaşa yapıştıracaksınız. İkinci yapıştırmayı sonra yapacağım. Anladım. Çift olmasının amacı da o zaten. Anladım. Çift tarafta tela diyoruz. Şimdi telamızı aldık, yapıştırdık, kestik. Sonra arkasından kağıdı çıkarıp tekrar kumaşımıza yapıştırıyoruz. Kağıtlı hani, haliyle kesiyoruz. Ha, kağıtsız da kestiğim oluyor. Ben makası bazen çok kötü yapıyor. O yüzden kağıtsız da kesmeyi tercih ediyorum mesela. Anladım. Kumaşa yapıştırıyoruz. Bu ne işleme yarıyor? Kadınların tel alma işlemi bitmiş oluyor, sona ermiş oluyor. Ha, anladım. Hani eskiden pratikleştiriyor yani işimizi. Pratikleştiriyor, evet. Çok güzel. Yani daha evet kolay oluyor, daha pratik önce oluyor. Evet. O kabarıklık yani çalışamayan öğrencide bunda kabarıklık diye bir şey kalmıyor. Çok güzel ama. Evet. Çok kullanışlı. Gerçekten çok, çok kullanışlı. Hoş. Bunu her yerde yenileyelim. Önce ütüyle telamızı evet yapıştırıyoruz şöyle işimize. Şöyle bakın bir kağıt tela satılıyor. Bu bütün çarşıda yani bu malzemeleri satan yerlerde var. Hı-hı. Kağıt telamı alıyorum. Bu arkasına böyle kanepçemi kesiyorum, koyuyorum, yapıştırıyorum, kesiyorum. Kağıdı çıkarttıktan sonra kumaşımı aynı yapıştırıyorum. Nereye yerleştireceksek oraya nereye tekrar ütüyle yapıştırıyoruz. Tekrar ütüyle yapıştırıyoruz. Bu kadar. Peki o 5'e 5 tekniğini falan sarma tekniğini sonradan yapıyor muyuz? Yapıyoruz tabii yapıyoruz. Yani yapmadan olmaz. Onu mutlaka yapacağız. Onu mutlaka yapacağız ama bu telleme işlemimizi kolaylaştırıyor, işimizi evet kolaylaştırıyor. Pot olmasın daha diye. Daha pratik oluyor. Evet çok güzel. Potluk olmuyor mesela hocamın söylediği gibi. Eski aralarda toplanmalar olurdu. Evet. Ama bir gün eğer izleyenimiz istiyorsa bize bir mesaj yani telefona tekrar ulaşsın. Hani makine getirelim, makine de gösterelim veya kara makine de gösterelim eğer hani öyle bir şey istiyorsa. Telayı sormuş sadece ama bu sefer. Telamızın anlamı bu. Tamam, teşekkürler hocam. Yine istek gelirse istedikleri doğrultuda biz onlara öğrenmek istedikleri her şeyi göstermeye çalışıyoruz zaten. Onlar için buradayız sonuçta. Evet. Başka bir yaprak çalışması daha demiştik. Evet, bir yaprak daha çalışalım. Yine telli kurdeleyle. Evet, kaç milimlikte hocam bu? Ama bunlar iri yapraklar. Ha, bu aynaya yaprak, olacağı evet için bu. 38 milimlik kurdelemiz aynaya olacağı ama için. Ama aynı tarzda daha ince kurdelelerle de çalışılabilir herhalde. Yok çalışılmıyor. Çalışılmıyor mu? Yani 13 milimle çalışılıyor ama geri kalan çok inceyle çalışamıyoruz. Anladım. Öbür tamam inceleri işleyerek uyguluyoruz. Ama bunu işlemeden elimizde yaparak da monte edebiliyoruz. Evet, evet. 15 santim kurdelemi kesim 38 milimlik telli kurdelem. Şöyle ikiye katladım. Buradan şöyle üçgen yapıyorum. Ben üçgen yapıyorum. Buraya bir toplu iğne takıyorum. Dikiş iğnemi hazırlamamıştım. Yine büzgü mü alacağız? Tabii büzgü alacağım evet. Büzgü herhalde kurdele nakışının temeli. Olmazsa olmazlarından evet. Temel tekniklerinden evet bir tanesi. Olmazsa olmazlarından. Şu aşağı kısımdan başlıyorum tam şeyden dışına gelecek şekilde buradan düzgü ediyorum. Ve ben bunu seviyorum da mesela çocukların taçlarına yapılabilir bu yaprak büyük çalışmaları da ben o şekilde süslemede seviyorum, dekorasyonda seviyorum. Evet. Yani bir örtüde sevmiyorum. Hı hı. Yapmadınız mı? Yaptık. Hani öğrenci istediği için İsteyen yaptık olunca tabii ama mecbur dekoratif yapıyoruz amaçlı işlerde mesela şeyler yaptık. Çok güzel oldu. Kutular yaptık. O kadar hoş oldu ki. Çok güzel sizin oldu. Kutuları da görmek lazım o zaman. Rabia hocam ne dersin? Şimdi bu kutu olayında öğrencinin çalışma şekli çok önemli. Sabrı çok önemli. Öğrenci ince ayrıntı çalışmak isterse tabii çok orijinal şeyler çıkar. Ama öğrenci eğer çok sabırlı değilse çok biz ince ayrıntıya giremezsin. Tabii tabii. Öğretmen %50, %50 de tabii ki öğrenci muhakkak öyle tabii evet ki. Evet şimdi şuradan tel aldığım yeri hafifçe büzüyorum. Çok büzmüyorum ama hafif büzüyorum. Burayı pekiştiriyorum. Güzel oldu kutularımız da güzel oldu inşallah. Göreceğiz inşallah. Görürsünüz. İnşallah göreceğiz. Tabii burada ipim azizliğe uğradım ama keserim. Beşte kapanıyor mu yoksa
sabah 8 akşam 5 mi yoksa geceye de kalıyor mu? O konuda henüz bir istişaremiz olmadı müdürlerimizle, müdür hanımımızla. Bilmiyorum artık şu an ne diyecekler. Şöyle ama eğer olursa bir sonraki programda evet. duyururuz. Yani tam hı-hı. saati belli değil ama çok farklı bir sergi, farklı bir program. Wow, çok merak ettik doğrusu. Çok iddialıyız. Şöyle çok bir yaprak ettik. Çalışması bakalım. Aa evet çok güzel oldu. Şimdi bunu ister aşağıdan büzgü de alabiliriz. Yani şöyle büzebiliriz. Evet. Büzmeden açık bir şekilde istediğimiz her yere böyle kullanabiliriz. Böyle de kullanabiliriz. Evet. Böyle bir çiçek yaprağı var. Hı hı, evet. Evet bir değil birkaç tane hatta. Siz resimde fırçayla konuşuyorsunuz. Biz de iğneleyip konuşturuyoruz. Değil mi? Hocam daha fırçayla fazla konuşturamıyorum canım. Sergide göreceksiniz inşallah. Bizim göreceğiz. Sergimiz de açılacak yani. Haziran'ın 11'inde de bizimki açılıyor. Nerede açılacak? Kısmet olursa Mevlana Kültür Merkezi muhtemelen eğer bir değişiklik yoksa. Genelde orada yapıyorlar. Aha. Ben hiç kalkmayayım buradan beraber yine sohbetimize devam edelim. Evet. Ha, bu arada şey bak hocanın da kutu kaplıyormuş hiç görmedim. Yani. Ha bir geçen hafta sen yoktun evet doğru. Bizim kutularımız çok büyük böyle nişan kutusu olarak şimdi, yaptık. Çok güzel oldu. Biz variyetli insanlar değiliz. Ben ne dedim? Kutuları çarşıdan topladım. Oraya doldurdum. Ayakkabı kutularını. Evet, ayakkabı kutularını. Geçen sene Türkan Hoca değerlendirmişti. Evet, ayakkabı biliyorum. Kutularını topladım. Hatta orada esnaf vermiyor. İşte ayakkabıları kutularına koyup satıyorlar ya. Ondan sonra kutuları bile biz sokaktan topladık. O da orijinal, o da güzel. Evet hocam hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Allah'a çok şükür. Sizler de iyisiniz. Allah iyilik hamdolsun. Ben de iyiyim. Allah evet geçen hafta vaktimiz yetmemişti yine. Evet. Kutumuz yarım kalmıştı. Şimdi, içini dışını evet, el yapla kapladık. Kumaşımızın da önce tabii ben kaplarken gösteremedim. İlk önce şu yan kenarlarını ve kısa kenarını yapıştırıyorum. Bakın şu köşeler kenarda şöyle sallanıyor. Bakın şöyle. Görülüyor değil mi? Bakın şöyle sallayayım. Heh. Evet. Kulaklar sallanıyor. Siyah olunca evet. Üzerinde aslında görünmeyecek ama. Aslında bu köşeleri şu şekilde yine mi? Bu Cemilem hiç durmuyor. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Halbuki ara öğünümü de ikram ettiniz ama şu köşeler şu şekilde net bir şekilde dönmesi gerekiyor. Bakın şöyle. Görülüyor değil mi? Ama hocam, bunu siyah olduğu için görünmüyor. Çok seçilmiyor. Bakın evet. Şöyle nasıl durayım? Ha, şöyle bakın. En azından yandan sallanmıyor. Bakın tam köşenin netliğini veriyor. Ama bakın benimkinde ne oluyor? Şöyle sallanıyor. Evet. Bunu her öğrenci düzgün çeviremiyor. Dikerek de yapamıyor. Yapıştırarak da yapamıyor. Böyle yapmak isteyene aynen elyafı kestiğim gibi kestirerek yapıştırtıyorum veya diktiriyorum. Ama baktım çocuğun onu beceremeyecekse veya zoruna gidecekse elyafımı alıyorum. Buradan içeriye doğru bakın dolduruyorum. Ama hocam böyle de çok güzel olmuş. Eski zaman kutuları gibi olmuş. Evet. Hakikaten çok eskiden bizim çocukluk çağlarımızda, genç kızlık çağlarımızda bu şekilde kutular vardı. Vardı, evet. Yani makyaj malzemelerinin falan konulduğu, gelinlere evet, yapılan böyle kutular vardı. Bunun çalışılması da biraz kolay olunca bakın içini kırpık elyaflarla doldurdum. Sonra bunun sonra terlememin sebebi, şimdi bakın şurada birazcık az kalmış mesela kumaşım, biraz şurada fazla kalmış. Bunu ayarlayarak hemen biraz kutunun iç kısmından başlıyorum. Lütfen siz kumaşınızın renginde iplik kullanın. Benim dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. Ben beyaz iplik getirdim, siz göresiniz diye yalan unuttum. Ondan sonra... Ay çok hoşsunuz hocam vallahi ya. Şimdi ne diyeyim? diyecekler ki... Madem siyah iplik diye diyorsun da niye kendin beyazla tel alıyorsun demeyecekler. Ama bak ne güzel açıkladın aslında hocam. Siz göresiniz diye beyazla dikiyorum dedin. Daha gerisini yalan unuttum demeyelim var. İşte ben de böyleyim ya. Devamlı. Ben de böyleyim. Olsun biz sizin o yönlerinizi seviyoruz. Teşekkür ederim. Bakın buraya kadar hemen bakın tam köşede bırakmıyorum. Birazcık içeriye doğru telledim. Telledim. Bakın çektim. Şimdi şöyle içine elyafımı ittim, bakıyorum. Buradaki görünüyor mu? Görünmüyor. Ha şöyle görünüyor. Bakın şuradaki bombelik bizim tamamen isteğimize bağlı bir şey. Ben bunu yeterli gördüm veya istesem biraz daha doldurabilirim. Burada ipliğimi sıkıştırıyorum. Bakın burada sıkıştırırken bir kural diyemeyeceğim çünkü
sıkı olacak şekilde iyice büzüyorum ve burayı topluyorum. Mesela isterseniz buna şu anda model verebiliriz. Nasıl model verebiliriz? Ben getirdiğim örnekte yapmadım ama bakın şu anda aklıma geldi. Şuradan sanki yataklara ne yapardık? Ne derlerdi? Yorganlama. Bakın şuradan yok görünmüyor. Şöyle. Şöyle. Evet bakın şuradan oraya bir boncuk takip etmeyi öğrendi Aşra abi hocam. Boncuk dikip bakın şurada bir bombelik oluşturabilirim içeriye doğru. Fitilleme denir derdik bir zamanlar. İşte yatak fitilledik, fitillettireceğiz derlerdi. Evet, evet, evet. Eskiden böyle yaptığımız zaman bu da ayrı bir içinden yürütüyorum. Ayrı bir görüntü verir. Ve boncuklarımız burada çok şık görünür. Ha bunu fitillersiniz, sonra boncuğunu üstüne yapıştırıverirsiniz. Ben şimdi boncuğunu yapıştırdığım zaman bir tanesi, iki tanesini yapıştırıvereyim. Ne demek istediğimiz ortaya çıksın, karşıdan görünsün. Hemen silikonumuzu sıktım. Sıkamadım, sıktım. Evet. Beyoğlu taşlarım vardı. Bunlar dikilebilir, yapıştırılabilir. Hocam benim bir ihtiyacım falan olsa. Bakın. Bak o kadar daldı ki hiç farkında değil bile bak şu an benim konuştuğumu. Evet duymadım hocam. Beyoğlu taşlarına kadar dalmışsınız ki. Yani benim bir su içme ya da ne bileyim bir ufak tefek bir ihtiyacım olmuş olsa ben dışarıya gitsem gelsem rahatlıkla 5-10 dakika siz programı idare edersiniz. Ben şu anda anlatmakla meşgulüm. O kadar dalmışsınız ki ben burada konuşuyorum hiç duymuyorsunuz Ay, bile. Ay kusura bakmayın. Yok estağfurullah size anlatıyordum zaten. Evet, burayı bitirdim. Bakın şurada potluğum kaldı. Aslında bir sene önce bu Beyoğlu taşlarını düşünürken esas size bir şey şurada izah edecektim. O izah edeceğim kısmı... Ben araya girince unuttum değil mi? Neyse hatırlayınca gene... Bu kutuyu getireyim mi ilave ederim. Evet, oradan gösterelim. Bakın dört köşesine. Şimdi buradan daha net görünür zaten. Hı. Evet, pembe de olunca Şükrancığımın ellerine sağlık. Şükran Önal'ın. Ha şunu söyleyecektim. Bu kutuyu kime yapıyorum? Eşimin okulunda öğretmen arkadaşım var Şerife Hanım. Cumhur Endüstri Meslek Lisesi'nde bilgisayar öğretmeni. Çam sakızı, çoban armağanı. Evet, hediye. Ona hediye yapıyorum. Diş kirası mı yoksa hocam? Diş kirası. Bu biraz külfetli bir diş kirası olmuş ama. Ama onun yaptığının karşısında bu çok küçücük kalır zaten. Hayır, karşılıklı tabii. Değil de bunun zaten maddi değeri olmaz. Manevi değer olarak. Tabii Şerif ki. Hanım inşallah güzelce güle tabii güle kullansın. Ki, inşallah. Bakın ben burada kenarlarına bir ince düşünmedik. Çünkü şimdi aklıma geldi. Köşelerini büzdük güzelce. Daha sonra içinin elyafını dört köşesine hallettik, büzgüsünü yaptık. Elyafımızı yerleştirmiştik. Bakın içimizin aslarını da köşeli çalıştık biz bunda. O haldeyken bile bolluğumuz kaldı. Ama o güzel bir hoşluk veriyor. O da veriyor çok güzel içine. Bir hoşluk veriyor. Köşelerden yapıştırdım. Yapıştırdıktan sonra kenarlardan birkaç noktadan tutturdum. Sonra iç parçayı dış parçanın üstüne doğru kaydırdım. Bunu kaydırmayabiliriz. Tam şurada çizgi halinde yapıştırabiliriz. Yapıştıramazsak elimizde çırpma dikişiyle ince ince tutturabiliriz. Evet, aynı tonda evet, iple. Aynı tonda iple tutturabiliriz. Ben şimdi kumaşımı geçireyim. Ondan sonra tekrar bana dönelim. Evet, kapağını da yine aynı şekilde evet. İçini ve dışını. Elyafladık. Üzerine, içine de elyaf koydunuz mu hocam? Şükrü Hanım dedi ki ben içine elyaf koymayacağım dedi. Hmm. O zaman dedim sen bilirsin. Bizim aynı zamanda üstüne kumaşımız koydunuz. Yetmedi. Ha, evet. Pembe kumaşımız yetmedi. Hı-hı. Bizim pikemiz krem pembeydi. Hemen üstünü krem yaptık. Alt zeminde pembe olunca pikemize de uygunluk sağladı. Gayet güzel olmuş. Evet, çok da güzel oldu. Yalnız ben gülünü değiştirdim. Vaktimiz varsa gülünü göstereyim. Tamam. Olabilir. Evet, bunları kenara koyalım çünkü bu hafta belki benimkini birleştiremeyebiliriz. Çok hoş oldu. Yani abartı sevmeyenler için tabii bazı şeyleri kaldırabilirler. Tabii fakat, ki bu kişinin isteğine göre, arzusuna göre. Şu şekli benim çok hoşuma gitti. Bu eski zamandaki şeyleri de hatırlatıyor ya. Şu bombeler çok yakışmış. Evet. Güzel evet. Olmuş. Hani
Daha sade isteyenler, inciler var mesela, satılan hazır inciler var. Dikme inciler var, evet. Dizilmiş inciler var. O incilerle şu şeritler yerine o incilerden geçirebilirler mesela. Biraz daha sadeleştirmiş şimdi, olabilirler. Yine aynı kendi renginden daha küçük çiçekler yapılabilir. İşlemeler, kurdele nakışından işlemeler yapılabilir. Evet. Güller çalışılabilir. Yani burada öğrencinin hayal gücü çok önemli. Hayal gücünün yanında maddiyat da çok önemli. Muhakkak öyle yani, tabii ki. Yok bizim, gayet güzel olmuş. Biz bu da güzel şu anda olmuş. Artık son çöplerimizi topluyoruz. Çok güzel evet, valla. Biz son çöp toplama işlemini yapıyoruz. Sizin o çöp demenize bayılıyorum ben. Yani birçok hanım atıyor tabii ki. Birçok şeyi ki. Kullanmıyor. İnşallah sergimize geldiğiniz zaman o bölüme çöplerden, çöplerin sergisi veya çöplerden dönüşüm yani uygun bir şey. Geri dönüşüm kutusu gibi evet, aynı olacak. Geri dönüşüm kutusu gibi çöp bölümünü ayıracağım Allah izin verirse. İnşallah. Sergi ne zamanda hocam? Allah izin verirse Haziran'ın 5'inde saat 11'de açılışımız var. Çok güzel, Güney Sınır'da. Güney Sınır Halk Eğitim Merkezi'nde gelebilen herkesi davet ediyoruz. Canı gönülden. Biz herkesi bekliyoruz. İnşallah. Allah İnşallah. İzin verirse. Kaç gün açık kalacak? Salı, çarşamba, perşembe açık kalacak. 3 gün açık kalacak. 3 gün açık kalacak. Dördüncü günde eğer ayarlayabilirsek inşallah bir Konya gezimiz, Mevlana Hazretlerine bir ziyaret yapmayı düşünüyoruz. Evet, öğrencilerimizle i̇nşallah. Beraber. İnşallah bakalım oldu. Hadi hayırlısı. Şimdi ben bu çiçeğimin üstüne, çiçeğim diyorum, kutumun üstüne nilüfer çiçeği yapmak istedim. Hı hı. Şurada ben biraz önce çalıştım, daha önce çalışmıştım. Bitirmedim ama çünkü bitirilişini size göstermek için altının taç yaprağını hazırladım. Ben... kremden, kendinden yapayım istedim. Ama eğer bir tam nilüfer çiçeği yapmak isterseniz kendini beyazdan, beyaz kurdeladan, altını da yeşil kurdeladan çalışırsanız şu şekilde. Bu zaten nilüfer çiçeği çift taraflı bir çiçek. Bakın Evet. Şöyle ortasına basarsanız ayrı bir çiçek oluşuyor. Hı hı. Geriye çevirirseniz ortasına tomurcuk çalıştığınız zaman ayrı bir çiçeğe dönüşüyor. Veya bakın şurada yapraklarımız var. Hemen şu altındaki taç yapraklarını çıkartalım. Şu çiçeğimizi koyalım. Silikonumuz çalışıyor, kokuyor bir yandan da. Hemen yapraklarını değiştirelim bakın. Hemen görüntü değişecek. Bu yaprakların çalışmasını daha önce göstermiştim. Onu ondan kare kesiyordunuz. Üçgen katlıyorsunuz. Sonra ikinci bir üçgene çevirip telliyordunuz. Bakın şimdi daha farklı bir çiçek evet. oldu. Görüyor musunuz? Şöyle basalım üstünden. Evet. Şöyle. Nilüfer çiçeği yapımı çok kolay. Aslında bunu daha önceki senelerde havlu kenarlarının, dantellerinin kenarlarına uygularlardı. Evet. Kurdalemi aldım. Herhalde 2,5 santimlik mi? 2,8 mi bilemiyorum. Saten kurdele kullanıyorum. Telli kurdele de kullanabilirler. Ama ben satene tercih ettim. Evet nasıl görüyoruz? Evet böyle iyi görünüyor. Kurdelamın kenarını önce bir yakayım. Çünkü... hareket ettirirken burası atma yapıyor. Elimin altına da bir tane top iğne aldım. Şöyle bir üçgen oluşturuyorum. Üçgeni oluşturdum. Bir kenarda da dikiş iğnem ipliği ile beraber hazır. Bakın üçgeni oluşturdum. Bu üçgeni tekrar ikiye katlıyorum. Şöyle tuttum. Kurdelem hangi tarafta kaldı? O tarafa çeviriyorum. Bakın. Buradan tekrar bir üçgen daha oluşturuyorum. Görünüyor değil mi? Evet. Kurdelem aşağıya geldi. Şimdi bu üçgeni tam ortasından ikiye katlıyorum. Şöyle. Ve ucundan sıkıştırıyorum. Bayağı kalın oluyor o zaman değil evet. mi? Evet. Ucundan sıkıştırdım. Ne kadar da çirkin bir düğüm atmışım. Şimdi bakın bu taraf diğer taraf. O orası ilk başladığım yer. Şimdi kurdelamın olduğu tarafı elime alıyorum. Tekrar buraya bir üçgen oluşturuyorum. Üçgen oluşturdum. Ortadan bunu ikiye katlıyorum. Katladım. Kurdelamı yukarıya doğru çeviriyorum. Tekrar bir üçgen daha oluşturuyorum. Bu üçgeni tekrar ikiye katladım. İpliğimin olduğu tarafa geçtim bakın. İpliğimin olduğu tarafa geçince hemen burayı
tekrar sıkıştırıyorum. Yani her bu işlemi her bir yaprağa yaptığım zaman buraya sıkıştıracağım. Bu yapraklar ilerledikçe tabii oynama yapıyor. O zaman da bunları birbirine top iğneyle tutturuyorum ki bozulma yapmasın diye. Bakın şu hale geliyor. İki tanesi oldu. Evet, iki tanesi oldu. Çok güzel. Devam, bir tane daha göstereyim mi? Bir tane daha bakın, yapın hocam. İyice anlaşılsın. İpliği tekrar sol elime alayım. Öyle anlatayım. Sol elimi, yapraklar sağ elimde kaldı. Sol elimdeki kurdelamı ortaya üçgen olacak şekilde şöyle katladım. Bu üçgeni tekrar ikiye katladım. Sonra tuttum. Bu sefer çevirdim. Ne oldu? Önce kurdelam sol elimdeydi ya. Şimdi sağ elime geçti. Tekrar katlıyorum. Üçgenimi yine oluşturdum. Tekrar katladım. Kurdelam bu sefer ipliğin tarafına geçti. Bu bizim şey kağıt oyunumuz gibi oldu. Burada tekrar sıkıştırıyorum. Sıkıştıralım. Şimdi bakın 3 yaprak oldu. Evet. İplik kurdele nereye geçti? Sola. Yani işlem bir soldan yapılıyor. Bir sağdan yapılıyor. Katlanıyor bakın. Karşı tarafa geçti. Şimdi sağa geçti. Hemen sağdan katlıyorum. Kurdele tekrar sola geçti. Eğer istenilirse illaki yuvarlak yapılmasına gerek yok bu çiçeğin. Bu şekilde tomurcuğu olarak da kullanılabilir. Evet. Hemen sıkıştırayım, açayım. Peki bu çiçeğin de ille de böyle geniş kurdeleyle mi yapılması gerekiyor evet, hocam? Evet, bunun kesinlikle geniş kurdeleyle yapılması tabii, gerekiyor. Tabii, nilüfer çiçeği çünkü evet, büyük bir büyük çiçek. Büyük bir çiçek. Evet. Birleştirmesini bir dolaşıp geldikten sonra mı tamam, göstereyim? Tamam, öyle yapalım hocam. Tamam, öyle yapalım. Tamam, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evet, merhaba Necla'cığım. Senin merhaba. Şeyin var mıydı mikrofonun? Yok değil mi? Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben şöyle senin yanına geleyim. İyiyim hamdolsun ben de. İyiyim Allah'a şükür. Geçen hafta bir battaniye modeli göstermiştik. Evet. Sen bitmiş battaniyeleri de getirdin bu hafta. Evet. Ama yine kısaca istersen bir tarif edelim izlemeyenler için ya tamam. da anlamayanlar için nasıl yapıldığını tamam mı? Tamam. Ne yaptık? Kare kare ördük. Bu örgüleri evet. birleştirdik, rengarenk ördük, birleştirdik. Senin tercihin 21 ilmekte oldu evet. değil mi? 21. İki kat, ipleri iki kat yapıyoruz. Normal örgü iplerini. Evet. 4,5 numara şişle örüyoruz. İyi aklımda kalmış herhalde. Evet. Ben de öreceğim çünkü o yüzden aklıma yazdım. Ve 21 ilmekle başlıyoruz. 21 ilmekle. Evet bu model hepimizin çok hoşuna gitmişti. O yüzden geçen hafta biraz göstermiştik. Hemen kısaca yine bu hafta birazcık gösterelim ve ben battaniyeleri göstereceğim ondan sonra. 21 ilmek başladıktan sonra ilk sırasını ters örüyorsun. Bir bu sırayı ters örüyorsun. İkinci sırayı geldiğin zaman... Yalnız ilk sırada bu işlem yapılıyor. İlk başlarken böyle evet. yapılıyor. Mesela bu ilk ilmeği ördükten sonra ikinci ilmeği tersten başlıyorsun. Ama tersi şu mildeki şeyden değil de bir alttaki delikten. Evet yani alınıyor. Karnından mı atıyoruz? Evet. Tersten ama karnından. Yani Selanik örgüsünün ters örgüsü gibi bu sevgili izleyenler. Tersten Selanik örüyoruz resmen değil mi? Bir evet. tane düz normal düz örgü ilmek örüyoruz. Evet, bunu düz, yeniden bunu ya. Ters. Aha, öyle yavaş yavaş yap Necla'cığım iyice görünsün. Düz, ters. Mildeki duruyor, mildeki tamam. sökülüyor. Evet. Böyle. Modelin esas teması bu. Evet. İlk sırada bir sıra ters ördük, hemen bu modeli koyduk. Evet. Fakat tekrar modele geçeceğimiz zaman ne yapıyoruz? Modeli koyduktan modeli sonra modeli koyduktan sonra ters örüyoruz. Öbür sırada düz örüyoruz. Bir sıra düz örüyoruz. Tekrar ters örüyoruz. İkinci düzde tekrar model koyuyoruz. İkinci düzde model evet, koyuyoruz. Sıraya... Yani arası birazcık evet. oluyor. Evet şöyle. Evet bu şekilde arası birazcık oluyor. Çok güzel. Ben hemen battaniyeleri göstereyim. İstersen mikrofon sende kalsın. Hemen elindeki yaptığın örgüden ben kadriyeden şey isteyeyim. Yardım alayım. Şöyle. Evet bakar mısınız sevgili izleyenler? Örgü 40 yama demiştik. Hakikaten çok güzel. Renkler süper. Değil mi? Evet şu anda elinde gösterdiği örgünün modelinden bu. Tek kişilik örtüler herhalde bunlar evet. değil mi? Ha ben bir de neyi söyleyeceğim izleyicilere?
Şimdi sevgili izleyenler, birer yumak birer yumak hep alıyorsunuz renkleri. Yani ya da işte eşinizden, dostunuzdan kullanılmayan ipler varsa onları topluyorsunuz. Kendi evinizde olanlar varsa onları çıkartıyorsunuz ortaya. Önce böyle birer kare, yani ya da bir yumaktan kaç kare çıkıyor Necla'cığım? Bayağı çıkıyor yani. 3-4 kare çıkıyor mu? Fazla çıkıyor. Daha fazla bile çıkıyor. Önce... Bundan fazla çıkıyor da öbürlerinden şey çıkıyor. Ha, önce çıktığı kadar kareleri örüyorsunuz. Bu şekilde. Hemen ben diğerini göstereceğim. Sonra kalan iplerden, onlardan da ipler kalıyor tabii. Bir sürü motif çıkıyor da, bu burası tersi galiba. Şöyle çevirelim Kadriyeciğim. Sonra böyle bu büyüklükte motifler örüyorsunuz. Kalan ipleri değerlendirmek için. Kaç ilmekle başlanıyor bunlar Necla'cığım? Bu 18 ilmekle başlanıyor. 18 ilmekle başlanıyor. Kalan iplerden de birer ikişer motif de bunlardan çıkıyor mu? Alın size bir battaniye daha. Daha bitmedi, durun. Hemen öyle oldu. Kalan iplerden, yani geriye de kalan iplerden bu bey beğendi, hanım dilendi motifinden yapıyorsunuz. Evet, bu motifleri çünkü daha az ip gidiyor. Artı. Bundan kalanlarla da örgülü tabak altı yapıyorum. Ha, bak ben onu bilmiyordum, işte unutmuştum. Artı bundan da kalan iplerle tabak altlarına, tencere altlarına tabak altı örüp onları bir güzel gittiğiniz geldiğiniz yerlere diş kirası olarak götürebiliyorsunuz. Evet. Ondan sonra ve kaç tane örtünüz oluyor? Yani böyle birer ikişer yumak aldığınız zaman en azından 3 tane örtü oluyor değil yok, mi? Önce ben onu yaptım. Ondan kalanı bunu yaptım. Ama ilave birkaç renk, tabii, renk ilavesi bana hediye aldın. İp gönderenler de oldu. Yani onlara da teşekkür ediyorum buradan. Hı hı. Yani örgüyü seviyorum diye, katkımız olsun diye onlar da gönderdi. Tabii kullanmıyorlarsa, evde varsa neden olmasın değil mi? Yani benim işime yaramıyorsa senin işine yarasın. Ben değerlendiremiyorsam sen değerlendir. Neden olmasın? Evet, bu da kesme şeker modelinden yapılan bir battaniye. Önce bunu ördün herhalde, evet, sen. Evet, önce bunu ördüm. Çift kişilik görmüştüm bunu. Ha, bunu çift kişilik yaptın. Evet. Çok güzel. Ve soğuk kış aylarında da sıcacık vallahi, yumuş yumuş değil bu mi? Bu kanepelerin üstünde böyle gözümüz geçiverir ya. Hı, evet evet, üzerine örtmek yatağın için. Yatağın üstüne de atılabilir. Hı. Ben böyle kanepede kullanmayı seviyorum. Evet, evet, çok güzel. Yatak örtüsü gibi de kullanılabilir. Evet, yatak örtüsü gibi çok güzel gördüğünüz olur. Gördüğünüz zaman bile insan içi ısınır. Evet, aynen öyle oluyor. Ama renk uyumunu yapamıyorum. Bazen üst üste de aynı renkleri ekleniyor yani. İnsanın gözleri alışınca. Eklerken biraz o konuda, evet, problem oluyor ama mi? Hiç önemli değil. Hepsi çok güzel olmuş Necla'cığım. Ellerine kollarına sağlık. Sağ olun. Maşallah, epeyce battaniye çıkmış. Hanımlar yaz ayında belki örmek istemezler ama... Kış ayları geldiği zaman, evet, sıcacık kalan ipler, şimdi ipler ucuzdur yaz aylarında. Yünler ucuzdur, yok, alsınlar. Yok yok, ucuz değil, aynen, daha pahalılaştı. Daha mı pahalılaştı? Evet. Hep böyle örüyor hanımlar işte, o yüzden pahalılaştırdılar ipleri. Çok güzel olmuş, harika olmuş. Ellerine sağlık, gerçekten çok güzel olmuş. Ha, bu bir da, tane de şey vardı, ben onu da bir gösterivereyim. Üretici olmak, evde olanı değerlendirme. Çarşıdan herkes alır. Evet. Ben ipi çarşıdan alabilirim. Hı hı. İp, o çok kolay. Ama evdekini herkes değerlendiremez. Aynen. Çünkü öyle. Onu çöp gözüyle bakıyoruz ya, hı hı, o bir anlam ifade etmiyor. Evet. Önemli olan maharetten İşte evdeki iplerine biraz katkıda bulunarak. O kadar olacak tabii ki. Bir sürü battaniye yaptın Ejra Hanım. Çok güzel olmuş. Bu da çöp poşet torbası. Ay harika. Bunun şekli olmuş. Çok hoşuma gidiyor benim. Sen mi örmüştün bunu Necla'cığım? Evet, çok güzel olmuş. Harika. O sipariş, ona birisi sipariş vermişti, onu ördüm. Vallahi bir programda da bunu gösterelim bari. Bunun şekli farklı çünkü. Şey, Necla ablam bunu örsün, dikmeden ben de bunun dikiş versiyonundan. Hakikaten kumaştan yapabilirsin. Necla ablam yapsın, ben de olabilir. Dikme versiyonunu yapayım. Çok güzel olmuş, ellerine sağlık Necla'cığım. Gerçekten şimdiye kadar gördüklerimizden farklı çünkü, evet, bu. Farklı. Hani genelde alttan oluyordu ya da arkasından oluyordu işte açıkları. Ama bu yanlardan kol gibi sanki olmuş değil mi? Çok hoş olmuş. Çok güzel, ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ ol, var ol. Siz de sağ olun. Evet, şimdi burada bir kızımız var demiştik. Bir öğretmenimiz var, geleceğin öğretmeni. İnşallah. Yani seni tanımadan önce bahsedivereyim hemen. Zaman zaman öğretmenlikler yapıyorsun şu anda. Henüz evet. Daha hani devlet memuru değilsin ama evet. İnşallah o da olacak kısmet olursa. Önce kısaca bir tanıyalım seni Kadriyeciğim.
Önce adımla başlayayım o Tabii zaman. Tabii ki. İsmim Kadriye. Beden eğitimi öğretmeni, öğretmenliği öğrencisiyim. Hangi kıvırdayız bu arada? Bana doğru, bana konuşsan benimle konuşabilirsin. Tamam. Beden eğitimi öğretmenliği öğrencisiyim. Okulum bitmek üzere. Zaman zaman birçok okulda çalıştım ama bu senede tekrar çalıştığım bir okul var. Onunla alakalı zaten görüntüler çektik, evet, biliyorsunuz. Evet, görüntülerimizi yönetmenimiz verecek az sonra. Çok cicilerdi. 19 Mayıs kutlamaları için bir kutlama hazırlamıştı okul, değil mi? Evet, evet. Orada senin de katkın olmuştu. Evet. Öğrencilerin bir kısmını sen çalıştırmıştın. Hepsi çok şekerdi, başarılılardı. Çok kısa süre çalışmanıza rağmen gayet de güzeldi çalışmaları. 10 gün gibi bir sürede. Sadece 10 gün mü çalıştınız? Evet, 10 günde. Ay canlarım benim ya. Maşallah, baksana ne kadar tatlılar. Evet, burada hazırlık aşaması var şu anda. Onların kıyafetlerini hazırlıyorsunuz orada, değil mi? Evet. Ondan sonra dışarı çıkıp oynayacaklar. Erkeklerin kıyafetleri de çok ben güzeldi. Ben kendim hazırladım zaten kıyafetlerini orada. Yani kendi ellerimle giydirdim hepsini. Evet. Bu zamana kadar zaten birkaç okulda çalıştım dediğim gibi. Aha. Devlet okulunda da çalıştım, özel okullarda da. Şu an zaten evet, kızlarımın yapmış olduğu bir oyun var. Dediğim gibi 10 günde çalışıldığı için ancak bu kadar çıktı ama bundan öncesinde bir okulda çalışmıştım, özel bir okulda. Orada 3 ay gibi bir süre çalışmıştık. Tabii, ancak öyle olması lazım. Tabii, yavrular yine iyiler. Maşallah çok da güzel gösteri yaptılar. Orada çiğ köfte yoğuranlar Siz falan var. Zaten. şeyimiz var bir tane. Efe miydi, neydi o? Ziya. Çiğ köftecilerin başında var ya. Ziya mı ismi? Evet, Ziya ismi. Canım benim, çok tatlı o da. Evet. Orada çiğ köfteyi yoğurmuşlar. Hani bize, hani bize. Temsilen yoğuruyorlar ve ikram ediyorlar birbirlerine, bir de yiyorlar. Çok şekerlerdi gerçekten. Erkeklerin zeybek oyunu da çok güzeldi. Erkeklerimiz zeybek oynadılar. Kızlarımız aynı şekilde step yaptılar. Step yaptılar. Onun öncesinde de tekrar sıra gecesi tarzında bir şey yaptık. Hı hı. Böyle hepsi bir şey çok, yapmayı hepsi planladık. Hepsi çok güzel Kadriyeciğim. Öğrencilerin bu tür şeylere yönlendirmek çok güzel. Yani özellikle dans ben çok seviyorum. Yıllardır zaten düşüncemde vardı. Çok önceden, küçüklükten beri. Hı hı. Yaklaşık 6-7 senedir oynuyorum zaten. Dansla alakam var. Ama çocukları Türkiye da bu şekilde eğitmek çok hoşuma gidiyor. Çocukları eğitmek daha çok hoşuma evet. gidiyor. Kendin dans etmenden öte evet. çocukları eğitmen, yani evet, öğretmenlik yapman o çok daha hoşuma çok gidiyor. Hoşuma gidiyor. Çünkü onların yaptığı şeyleri gördükten sonra artık yani öyle bir mutluluk yok. Değil mi? Yani bu Necla Hanım'ın bu battaniyeyi örüp çıkartması gibi. Hı hı. İşte Rabia Hoca'nın o kutuyu yapıp bitirip onun bittiği zaman onun güzelliğine bakması gibi. Nezaket Hoca'nın işte işlemesini yapıp onu bittiği zaman seyretmesi gibi. O çocukları eğitmek ayrı bir haz veriyor insana, değil mi? Ayrı bir güzellik. Yani evet, aynen. Güzellik. Ya ben 10 günde bu kadar güzel bir gösteri yapacaklarını tahmin etmiyordum zaten. Ama çok yeteneklilermiş, bunu öğrendim. Evet, maşallah. Zaten 4. sınıf öğrencileri. Ben 1. sınıflarla çalışmıştım daha öncesinde. 1. sınıflar biraz daha tabii şey oluyor. Küçük oldukları için biraz zorluyor sizi. Evet. Ama 4. sınıf oldukları için çok rahat çalıştırdım. Gayet o gün ayrılmak istemediler senden. O gün ben evet, siz de gördünüz. Öğretmenim bugün çok sevinçli bir günümüz ama aynı zamanda çok üzüntülü bir günümüz dedi. Neden dedi? Çünkü sizden ayrılıyoruz dedi bana. Ha, canlarım benim. Öğretmenlerin ismi neydi? Zeynep Hoca. Zeynep buradan, Hoca'nın evet. öğrencileri. O da evet. çok şey bir öğretmen. Atak yapan bir öğretmen. Yani çok ricada bulundu bana. Öğrencileri işte, için evet. çok ödün veren bir öğretmen. Aynen maşallah. Öyle. Aynen kutluyorum öyle. Ben onu da, öğrencilerini de, seni de kutluyorum. Teşekkür bu aynı ediyorum, zamanda. Teşekkür ederim, sağ ol. Türkiye birinciliğin falan var senin. Sen yurt dışına falan da gitmiştin. Yani genç kızlarımıza örnek olsun diye özellikle seni rica ettim buraya gelmeni. Evet. Hangi dalda? Halk oyunları dalında mı olarak evet var? Gitmiştik yurt dışına. Orada birinciliğimiz var, dünya birinciliği. Dünya birinciliği de var, çok güzel. Evet, artı geçen senelerde yapmış olduğum Aerobik Step Selçuk Üniversitesi'nde step topluluğunda üniversiteler arası şampiyon dalına katıldık. Selçuk Üniversitesi olarak yine birinci olduk. Wow, süper. Öyle. Çok yani birçok dalda uğraşıyorum. Birçok dalda yapmış olduğum spor branşı var. Aynı şekilde dans var.
Peki öğretmenliğini beden öğretmenliği mi yapacaksın yoksa böyle halk oyunları eğitmenliği mi yapacaksın? Yani ikisini de çok seviyorum aslında. Bu sene KPSS'ye hazırlanıyorum. Yani olabilirse inşallah olacak. Yapmak istiyorum diyorsun. Tabii ki beden eğitim öğretmenleri zaten yanında yapıyorlar. Halk oyunları öğretmenliği. Tabii evet, bizim zamanımızda da vardı, koreografiler falan hazırlıyorduk biz. Hı hı hı. Kendimiz hazırlıyorduk. Çok da zevk veriyordu yani beden eğitimi dersinde öğretmenimiz gruplaştırmalar yapıyordu, bahsetmiştim sana da daha önce. Ritim eğitimi dans şeklinde sanırım. Yani evet, çok güzel oluyordu gerçekten. Öyle olabilir, ikisini birleştirebilirsin ileride. İnşallah bakacağız. İnşallah. Kutluyorum ben seni, tebrik ederim. Teşekkür gerçekten ediyorum, çok sağ olun. Başarılı bir öğrencisin ve öğretmensin aynı zamanda. Yani çünkü aynı zamanda öğretmenlik de yapıyorsun. Evet. Resmi öğretmen olmak için de az kaldı inşallah. Eli kulağında. İnşallah, çok az kaldı. Tavsiye eder misin peki gençlerimize? Yani sporu tavsiye ediyorum en başta. Evet, yani spor oraya bir kere. Aynen öyle. Evet, sporun mutlaka yapılması gerekiyor. Spor deyince de çocukluktan başlaması gerekiyor ve evet, beden eğitimi derslerinden başlıyor. Değil mi? Evet, aynen. Yani şöyle söyleyeyim. İnsanlar spora başladıkları zaman gerçekten huzurlu oluyorlar. Sağlıklı olduklarını hissediyorlar. Ve şunu söyleyeyim size. Sedanter bireylerde, yani daha önce spor yapmamış insanlarda, spor yaptıkları zaman gerçekten bunun farkına varacaklardır. Yaşam kaliteleri artıyor. Evet. Yani bu genelde yurt dışında spor branşıyla alakalı, yani yapmış oldukları egzersizlerle alakalı birçok şey izlemişsinizdir her yerden, görmüşsünüzdür ama. Şu an Türkiye'de çok fazla bunun üzerine düşünmüyor. Yani spor bence çok önemli bir şey, her insanın yapması gereken bir şey. Bence. Hem meslek olarak da olabilir. Evet. Ya yanında hobi olarak da olabilir. Hiçbir şey yapamıyorsan, hı hı, en azından özellikle ben ev hanımları için söylüyorum. Hı hı. Artık gerçi yürüyüş yolları, koşu yolları artık var. Belediyelerimiz çok güzel yollar yaptı, parklar yaptı. Sabahları erken saatlerde ev hanımlarını görebiliyoruz. Çıkıyorlar yürümeye, koşmaya falan. Epeyce ileride artık, yani eskisi gibi değil ama. Ben daha önce zaten şey yaptım, böyle salonlarda. Var var. Burada Konya'da görüyorum ben. Var. Mikrofonun yok Necla'cığım. Sesin duyulmayabilir. Yok, gerçekten düzenli olarak çalışanlar var. Necla ablacığım, şöyle yapacaksın. Her gün aynı güzergahı kullanmayacaksın. Şimdi Konya büyük bir il ama şimdi ben çarşıya çıktığım zaman belki 20 kişiyle 30 kişiyle merhabalaşıyorum. Çocuklar diyor ki, anne bunlar seni nereden tanıyor? Burası bir il, kocaman bir yer. Hayır. Belli yerlerde gezindiğimiz için artık tanınıyoruz. O yüzden giderken A güzergahı, gelirken B güzergahı. Öyle olunca bu kadın nereye gidiyor diye düşünemiyorlar. Ya hiç önemli değil. İşte onu kafamızdan önce bir atmamız lazım. Öğretmenler atmazsa halk hiç atamaz. Kim kimin hakkında ne düşünürse düşünsün, o hiç önemli değil. Şimdi hiç önemli değil. Şu anda herkes sporu spor yapmak için değil, kilo vermek için düşünüyor. Evet, aynen, bir de öyle bir durum var. Spor eşittir kilo. Evet. Kilo vermek yani. Sadece diyette hiçbir şey olmuyor. Onun yanında mutlaka spor yapılması mutlaka gerekiyor. Mutlaka spor yapılması evet, gerekiyor. Diyet yaptım, 350 gram. O da güzel, 350 gram. İşte onun yanında o yüzden spor yapmak gerekiyor. O yüzden eşittir spor mutlaka. Evet. Yani dediğiniz gibi herkes kilo olarak bakıyor bu olaya ama daha biraz önce de söyledim, yaşam kalitesini gerçekten artırıyor. İnsanlar belli bir yaşa geldikten sonra hani yürürken bile zorlanıyorlar. Hı hı. En azından buna yardımcı oluyor. Bence yapmalı herkes. Yürürken niye zorlanıyoruz? Normal standartın üstünde 20 kilo, 30 kilo fazlamız var. O yüzden zorlanıyoruz. Olabilir. O 30 kiloyu evet, indiriversek genç kız gibi koşacağız ama olmuyor. İşte kilodan da kaynaklanıyor. Hareketsiz değilsiniz sizler. Çalışıyorsunuz da yani. Olmuyor siz, yani bizim vücutlarımız kadar illaki spor. Bizim mutlaka vücutlarımız gerekiyor. Diyor ki senin o yaptığın bana hiç gelir diyor. Daha isterim diyor. Daha mı istiyor? Bu şekilde. Evet, çocuklarımızı beden eğitimi derslerinden alıştıracağız diyorsunuz yani, değil mi? Ya beden eğitimi öğretmenlerinin yapması gereken görevler var. Bunlardan birisi de çocukları böyle küçük yaşta alıp eğitmek. Eğitmek ve spora teşvik etmek. Sevdirmek. Evet. Sevdirmek. Yani istisnalar hariç. Evet.
Biz okul hayatımızda çok uzun süreli olmasa da okul hayatımızda gördüğümüz bazı şeyler de vardı. Ben biraz önce bahsettiğim bizim işte öğretmenimiz koreografiler veriyordu. Biz çok güzel zaman geçiriyorduk. Beden eğitimi de çok güzel danslar falan da yapıyorduk diye. Fakat onun dışında başka bir dönemde de bazı öğretmenlerimize topu atıyorlardı. Hadi oynayın. Kendileri çekiliyorlardı kenarıya. Öylesi de var. İşte öğretmenlik öyle olmaması gerekiyor. Ya hani meslek... Bütün mesleklerde açıkçası bu var. Bütün hani hepsinde tabii seven ki. İnsan gerçekten mesleğini güzel yapıyor ama sevmeyen insan yapmıyor. O zaman yapmaz. Maalesef. Keşke eğitim sisteminden mi kaynaklanıyor, nereden kaynaklanıyor bilmiyorum ama keşke böyle şeyler olmasa. Severek yaptığın zaman güzel şeyler olur, evet, çıkıyor ortaya. Evet, bu bir gerçek. Öyle. Tabii bunlar arada bir çıkan istisnalar. Yani biz hepsinden bahsetmiyoruz. Hı-hı. Çok güzel çalışan öğretmenlerimiz var. İdealist olmak lazım. Yani öğretmenlerimiz bizim her şeyimiz çünkü. Onlar olmadan hiçbir şey yapamayız. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Okul hayatı bitiyor artık. Öğretmenlik hayatında ben başarılar diliyorum senin. Teşekkür ediyorum. Öğrencilere ve bayanlara spor hakkında söylemek istediğin son bir iki cümle var mı? Bence bütün bayanlar spor yapmalı. En kolayı yürüyüş. Evet. Ya zaten daha önce yapmamış bireyler yürüyüşle başlıyorlar her zaman. Bunu biz tavsiye ediyoruz. Ben daha önce dediğim gibi step salonlarında ya da işte fitness salonlarında da çalıştım. Evet, biliyorum nasıl yaptım. Kilo da verdirdim. Ve hani böyle olduğu için insanlar daha önce spor yapmamış oluyorlar. Bir anda ona hadi koş diyemezsin. Kalbi sıkışır ya da herhangi bir şey olur, nefes alamaz. Ondan dolayı önce yürüyerek başlasınlar. Daha sonrasında zaten bence bunu mutlaka uzman kişilerin denetimi altında yapsınlar. Evet, önce doktora kendi gidecekler. Kendi başlarına hiçbir şekilde yapmasınlar. Asla tabii ki. Gizli kalp olabilir, tansiyon evet, olur. Aynen. Biz onu önce bilemeyiz, doktora farkına gidecek. Varamayabiliriz. Hı-hı. Önce doktora gidip bir sağlık kontrolünden geçecek, sonra spora başlayacak. Evet, aynen öyle. Teşekkür ederim Kadriyeciğim. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ öğrencileri de gördük tekrar. Evet, onları çok özledim. Güzel oldu. Onlara buradan selam gönderebilirsin. Evet, selam gönderirim. Hepsini öpüyorum. Tamam, teşekkür ederim. Evet hocam. Efendim? Ne yaptık? Sporun üzerine hiçbir şey yapamayız diyor. Spor yapmaya vaktiniz oluyor mu hocam? Maalesef, maalesef. Çok yoğun çalışıyorsunuz. Evet, çok yoğun çalışıyoruz. Mesela bazen hani böyle çok şey yapıyoruz, tamam bugün olacak falan. Bir sabah namazından sonra yapıyorum, öğlen namazından sonra yapmaya niyetleniyorum, bitiyor. Yok. Değil mi? Dilimiz bitiyor. Yürüyebilsek ona da şükredeceğiz ama evet, şimdi maalesef o da olmuyor. Evet, arabalar ayağımızı yerden kesiyor değil mi? Bir de yapalım, çok hazırlıcı olduk artık. Yani evet, maalesef yürüme de olmuyor. Yürümeyi çok seviyorum oluyor. Ben de. Belli bir yaştan sonra metabolizma hocam, durun da yapmıyor. Hocam durun, daha gençsiniz siz. Daha siz gençsiniz, durun bakalım. Evet, spor hayatımızda olmalı mutlaka. Kesinlikle. Ama ihmal ediyoruz çoğunlukla. Doğruya doğru yani evet, açıkçası. Yani. Çoğunlukla ihmal yani ediyoruz. Evet, ama düzenli yapanları da kutluyoruz. Ve hepimizin yapması gerektiğini biliyoruz. Bir de mesela ben o gün nerede yani büyük bir yerdeydim, Selçuklu bölgesinde bir yerdeydim, bekliyorum. Ben bir yerde arabayla bekliyorum. Hanım 3 tur yaptı. Yapabilene helal olsun diyorum. Ben o 5-10 dakikanın içinde. Yani artık hani çok fazla insanları takmamak lazım. Çünkü insanın kendisi daha önemli kendisi için. Bizim orada da var evin civarında. Evet. Ben helal olsun diyorum. Hızlı yürüme yapıyordu. Hı-hı. Tempolu. Hı-hı. Hani bir postacı rahmetli Kemal Sunal'ın filmi evet, vardı ya onun gibi. Karda, kışta her zaman hep erken saatlerde ben o bayanı görüyordum. Merak ediyordum, kimdir bu, neyin nesidir acaba diye bir gün tanıştım, konuştuk, sohbet ettik. Helal olsun dedim, tebrik ederim yani sizi. Gerçekten. Ben otobüs durağında orada sohbet ederken başkalarıyla bakıyordum, o orada yürüyor. Gayet güzel bir şekilde işte koşuyor falan. Vallahi helal olsun, hiç de bırakmamış. Geçen gün gene gördüm, yine yapıyordu. Maşallah. Yani devam ediyor hala. Beni yapan azim olması lazım. Evet. Bir de çok bir şey olması lazım. İrade güçlü, sağlam, hı-hı, bir şey olması lazım. Bırakmamak lazım. Bırakmamak lazım. Bir de biraz da ev hanımı olmak gerekiyor herhalde. Yok ya, evet, çalışan da yapabilir. Mesela işe yürüyerek gidilebilir, gelinebilir. Hani şart. Ha, o yani, tabii. Ya da planlı, programlı olmak lazım. Olmuyor. Bir defa eski garaja kadar yürüyerek gidelim. Nerede oturuyorsunuz hocam? Çok güzel. 15-20 dakika sürdü. Ama yoruldum. Ondan sonra bir saat yol hocam, gittim. Ama işte her zaman yürümediğiniz için yoruldunuz. Aslında sürekli yürüseniz yorulmazsınız. Anıttan ama eski garaj çok uzak değil. Var. Bakın ben kendime bir sürü mazeret hazırladım şu anda. Mazeret işte bu. Çok güzel bulduğumuz mazeretler bunlar. Vallahi Berin hocam ne yapıyor biliyor musunuz? Kurstan arabayı götürüyor şeye kadar bırakıyor. Ya da hiç arabasız evden, kendi evinden kursa kadar evine şey yürüyerek gidip lazım, geliyor. Programlı olmak lazım.
Yani evet. Mesela nasıl bir şey ayırdım? Mesela kahvaltıya çok güzel vakit ayırıyoruz. Hı hı. Yarım saatse onu mutlaka yürüyüşe ayırmak lazım. Programlı olmak lazım. Evet. Programsızlıktan oluyor bizim evet, bütün bunlar. Evet, öyle. Biraz da biz önemsemiyoruz. Önemsemiyoruz. Ondan oluyor. Tıklayınca önemseyeceğiz ama Allah korusun Rabbim bir dert verip derman aratmasın. Evet. O zaman da önemsenmiyor. Öyle mi? Bak bir mağdur oradan. Evet, bir mağdur orada. Kaç kere anjiyo oldu. Aslında yanlış. Yaptığın yanlış tabii ki. Önemsemek gerekiyor. Yani... kötü örnek olmayalım izleyicilere de. Şu an oturmuşuz ev ortamında herkes kendi dertlerini. Biz öyleyiz, bizim burası öyle ev ortamı zaten. Necla Hanım kalpten anjiyo oldu. İki sefer oldun değil mi? İki mi üç mü? İki kez oldu. Rahatsız, kalp ilacı var, tansiyonu var, aslında şekeri var, hepsi var. Ama şu anda. Ama hangi hapı içeyim? Onu mu içeyim, onu mu içeyim? 50 tane hap var. En önemlisi şey baş ağrısı diyoruz mesela. Onu içeceğiz, öbürü kalıyor. Yok, o yani, kadar çok doğal tepki Necla Hanım. Yani düzenli yapmadığımız için bir şey olacak da Allah'tan hayırlısı. Yok yok, düzenli kullanmak gerekiyor. Çok yanlış düşünüyorsun Necla'cığım. Onu kesinlikle... Yani ileriki şey zamanda yapma. Düzenli yaparım deme... Ya yapılmıyor. Yapmazsan yapmıyorsun demek istiyor yani. Ya, başında evet. Neysen sonunda olsun demek istiyor herhalde Necla şu anda. Tabii tabii. Ama yapmak gerekiyor. O yanlış tabii ki. Yaptığın yanlış değil mi? Onu kabul et de izleyicilerimiz yanlış anlamasın. Yaptığın yanlış onlar yapmasınlar değil mi? Yapmasınlar tabii. Bizim dediğimizi yapın, yaptığımızı yapmayın. Ya da şöyle bir şey var. Mesela şöyle bir uygulama olabilir. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş ya. Üç şey, az yemek, az uyumak, az konuşmak. Hani bu az yemeği gerçekten hayatımıza benimseyebilsek o kadar çok rahat edeceğiz aynen ki. Aynen evet, o aynen da, evet. O çok güzel bir şey uygulama. Doymadan ben yapıyorum onu. Evet. Ve onu yapıyorum. Doymadan kalkıyorum. O zaman çok daha güzel oluyor mesela. Allah'a şükür. Ben bunu dün denedim mesela, o kadar rahattım ki hem beden beyin olarak çok rahattım ama inşallah hayatımıza tatbik ederim de. İnşallah. İnşallah. Yani. Evet, çok uyumak, aman az uyumak, az yemek, az konuşmak. Az konuşmak. Ya, o konuşmayı yapamıyorum ama öbür ikisini yapıyorum. Ay canım benim ya, çok tatlısın vallahi. Spordan nerelere geldik evet. Gördün mü evet, Kadriye? Anladım ki burada kimse spor yapmıyormuş. Çok üzüldüm. Hayır. Ben spor yapıyorum. Eşimle beraber 3 gün, bugün 3. günümüz olacak. Ama yeni başlamış. 3 gün. Ne kadar evet. Devam edecek çok merak ediyorum. İlerisine kadar gidiyoruz ve geriye geliyoruz. Gelince sevilmiş vaziyette. Güzel. Düzenli spor yapmıyorum ama benim hayatım spor zaten. Sürekli koşturmakla evet, geçiyoruz. Evet, ayrıca spor yapmaya hiç gerek kalmıyor herhalde. Evet. Tabii yapmak gerekir bazen. Egzersizleri özellikle egzersiz mutlaka yapmak gerekiyor. İşte evet, dedim hocam. Ya yani insanın programlı olması lazım. Program yaparsan kendine mesela kahvaltıya ayırdığın zaman kadar da spora ayırsan bu olur. Hocam problem olmaz orada demiş. Kahvaltıya da ben fazla zaman ayırmıyorum. Hatta bazen hiç ayırmıyorum. Ya mesela ev işine ayırdığımız zaman kadar. Ya insan kendine 5-10 dakika ayıramaz mı? Yani bir spor hareketi 10 dakika yani sürse. Bir dizi izlemeye ayırıyoruz mesela. Ha yani. Ya onun için o sorunu ona da ayırmak gerekiyor. Lazım. Evet. İnsan kendi programlaması lazım. Aynen öyle. Evet, süremiz çok az kaldı. Çok teşekkür ederiz. Tekrar Kadriyeciğim verdiğin önerilerden dolayı. Tabii teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Kaç gün sürer bilmiyorum. Bir zaman yetişiverir mi acaba? Hemen onun minicik bir gösteri verelim bakalım. Görüyor muyuz? Gelecek kameraman arkadaşımız yanına gelecek. Onun tamamını birleştirmeyi mi göstereceksin? Ha, birleştirmesini. Şimdi önce bu Nilüfer çiçeğinin hangi tarafını kullanacağımıza karar ona vereceğiz. Ona karar vereceğiz. Görüyor muyuz? Yok, tersi de kullanılabiliyor. Evet. İki yönlü. Bu şu bakın, tersi değil mi hocam? Bu şu anda tersi ama eğer burayı kullanmak istiyorsam eklemesini bu taraftan yapacağım. He, anladım. Burayı kullanmak istiyorsam eklemesini diğer taraftan yapacağım. Ben anladım. Şimdi şu yüzünü kullanmak istediğim için eklerini bu tarafa aldım. Bakın şöyle koyuyorum yan yana. Kurdelamın kenarını yaktım. Bakın şöyle görülüyor değil mi? Kenarını aldım. Hemen başlangıç ve bitiş noktasını ucundan sıkıştırıyorum. Sıkıştırıyorum ve burayı pekiştirerek dikiyorum. Hangi tarafını kullanmak istiyor? Eğer bu tarafını kullanmak istiyorsak kabartma tohum çalışırız veya içerisine tohum yerleştiririz. Artık o bizim kendi hayal gücümüze ve isteğimize kalmış bir şey. Ben şimdi Beyoğlu taşı yapıştıracağım. Çünkü biraz daha kolay olsun istiyorum. Hızlı bitsin istiyorum. Hangi tarafını kullanacaksak, iki tarafında kullanılabiliyor. Evet, hangi bakın, tarafında kullanacaksak? Şu anda ek bu tarafta kaldı. Evet, diğer taraftan biz, ekleyeceğiz. Biz diğer tarafını kullanacağız. Şöyle
düzeltiyorum. Tabii şimdi dikiş işleminde birazcık yıpranma oluyor ama normalde artık bu düzeltilip çıkarıldığı zaman kesinlikle yıpranmıyor. Ortasına bir tomurcuk. Ay evet, bakın, ya çok güzel. Şöyle ortasına basıldığı zaman evet, benziyor değil mi? Evet, bakın monte ettiğimiz zaman çiçeğimiz ortaya çıkıyor. Şurada da bakın ben 4 tane, 2, 4, 5 tane hazırladım. Hı-hı. Eğer burasını, bu kısmını kullandıysak tomurcuk olarak bu tarafını kullanıyorum şöyle. Evet. Diğer tarafını kullandıysam şu şekilde burasını kullanıyorum. Evet, çok nasıl hocam temizlemek istiyorsam bu kısmını da temizliyorum. Çiçeğim bu şekilde tamam bitmiş oluyor. Teşekkür ederim hocam. Ben de teşekkür ederim. İnşallah gelecek haftaya da tamamını göstermiş oluruz. Tamam hocam. Nezaket hocam ne yapacaktınız en son? Bir şey daha yapacaktınız herhalde. Ne yapacaktınız? Evet, gül çalışmasına zamanımız yetmez. Evet. Eğer varsa bir yaprak çalışması daha gösterebiliriz. Şu an yok ya, hazırlamadım ama istiyorsanız göstereyim. Kaç dakikamız mı var? Kaç dakikamız var? 3 dakikamız varmış. Yetişmez hocam. Yetişmez. Yani iğnemi takamam ben. Aha, evet. Yine ipliği bile takamazsınız. Evet. Sergi ne zamanda? Tekrar söyleyelim izleyicilerimize. 18 Haziran. 24 Haziran arası bir hafta sürecek sergimiz. Oo, çok güzel. Hı-hı. Süresinin uzun olması süremiz güzel. Uzun. Sürprizlerle evet, dolu bir sergi olacak zannedersen. Çok güzel, muhteşem bir sergi yani hakikaten. İnşallah bakalım. Hadi bekliyoruz. Heyecanla evet, bekliyoruz. Yeni belediyemizin inşallah olmuş olduğu binamızda. Yani yeni, o büyüğü. Selçuklu Belediyesi'nin yeni binasında, olacak inşallah. Yaşar çok güzel, çok farklı bir İnşallah çalışma. Peki yaz kurslarınız olacak mı hocam? O konuda henüz bir bilgimiz yok. Bugün toplantımız vardı, iptal oldu. İnşallah bir hani gelişme olursa size bildiririz. O zaman duyuralım inşallah. Evet, duyururuz tamam inşallah. Tamam hocam, oldu. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Elinize ayağınıza sağlık. Rica sağ ederim, sağ olun. Hocam sizin serginiz ne zaman olacak? Hemen bizimki kısaca Allah izin verirse Haziran'ın 5'inde olacak, saat 11'de. Gelebilecek olan herkesi, tanıyan, tanımayan. Güney Sınır'a. Güney Sınır'a. Bekliyoruz. Bekliyorum. Çok şirin bir ilçe, küçük, büyük bir köy, küçük bir ilçe diyelim. Evet. Çok şirin. Bizler de onları elimizden geldiği kadar güzel ağırlamaya çalışacağız Allah'ın izniyle. Orada şunu görecekler, yokluklar içerisinde neler üretilebilir. Bunları görüp ve eğer ilden geliyorlarsa bulundukları ortamın daha çok kıymetini bilmeyi anlayacaklar inşallah. Değil mi? Evet hocam. Peki Güney Sınır'da kurs seneye de olacak mı? Allah izin verirse işte tayin istemeyi düşünüyorum. Çıkmazsa inşallah mecbur açmak zorundayız. Ha, zaten, tayin istemeyi düşünüyorsunuz. Tayin istemeyi düşünüyorum. Ben branşımı çok seviyorum. Mesleğimi seviyorum. Şimdi tamam ilçede yaşıyorum ama tabii belli bir süre eğer yenilikleri takip etmezsen yok olursun. Evet. Konya'ya geldiğim zaman bütün sergileri, kermesleri, mümkün mertebe hepsini gezerim. Fotoğraflarım. Ondan sonra yeni bir alanda eğer bir şeye yoğunlaşıyorsam ders çalışırım internette. Araştırma yaparım. İnşallah gelecek sene içinde değişik projelerim olacak. Var. İnşallah hocam. Birlikte hep birlikte izleyicilerimizle i̇nşallah de paylaşırız inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Hocam. Elinize ayağınıza sağlık. Necla Hanım çok teşekkürler. Bu güzel battaniyeleri izleyicilerimize gösterdik. Yazık Hüseyin abiye de teşekkür ediyoruz bu arada. Arabayla buraya kadar getiriyor, zahmet oluyor. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Daha kaç tane battaniye örmeyi düşünüyorsun? İki tane daha. İki tane daha örmeyi. Toplam kaç tane ördün şimdiye kadar? Altı. Altı tane ördün. Ama iki tane ip bu öyle yetecek. Ha, ip sürekli ilave olduğu için. Yok sürekli ilave etmeyeceğim artık. Artık olanından yetmeyeceğim. Kalanını bitireceksin evet, artık. Bir daha yapmayacaksın. Bu da iki tane çıkaracak. İyi hadi bakalım. Kolay gelsin. Ellerine sağlık. Güle güle kullanın inşallah. Amin cümleyle beraber. Kadriye'cim sana da çok teşekkür ederim. Öğrencilerinle beraber başarılar dilerim sana da. Teşekkür ederim. Öğretmenliğin çünkü hiç bitmiyor. Nereden istek gelirse oraya gidip mutlaka öğretmenlik yapıyorsun. Evet. Ama resmi olarak öğretmenliğini de inşallah görmek nasip olur. İnşallah. Size. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Size teşekkür de kolay ediyorum gelsin geldiğin için. Sağ olasın. Evet sevgili izleyenler. Bu haftaki bize ayrılan sürede burada maalesef sona erdi. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma, buradaki hocalarıma ve konuğuma çok çok teşekkürler. Ve her zaman olduğu gibi tabii bizleri izleyen siz sevgili izleyenlerimize çok çok teşekkürler. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi hafta sonları dileğiyle. Hoşça kalın.